Muchas gracias por todo. Chao. Chao, cuídate. Gençler günaydın. Ne haber? Evet. Neredeyiz? Evet, Loja'dayız. Loja'dan selamlar. Şimdi bugün Cuenca'ya otostop çekeceğim. Burada bir aileyle iki gün geçirdik. Dün Dandy'nin doğum günüydü. Doğum günü partisi vardı. Ya Ekvator İspanyolcasını anlamıyorum. Bak Arjantin İspanyolcasını full anlıyorum. Ona alıştım, ilk onu öğrendim. Şili'yi bile anlıyorum. Bunlar dünyadaki en kötü İspanyolcalar, tamam mı? Hani Şili zaten en berbat da. Berbat dediğim kötü anlamda söylüyorum. Farklı konuşuyorlar. Arjantin de farklı. Mesela pollo tavuk demek. Arjantinler pollo diyor. Y'leri şey diyorlar Arjantin'de, tamam? Şimdi ben doğu aksanla konuşuyorum. Onu öğrendim. Şu an değiştirmeye çalışıyorum hatta aksanımı. Daha böyle nötr bir aksana. Neyse, bu ailenin belki buranın şivesindendir. Öyle dedi zaten Rosario'da. Vesaire ben dedim, sizi anlamıyorum. Normalde ben anlıyorum, sizi niye anlamıyorum ya? Normalde ben İspanyolca anlıyorum. O dedi ki bizim aksandan olabilir. Yani Cuenca'da da farklı bir aksan varmış. Büyük ihtimal, bakalım göreceğiz. Böyle Meksikalılarla falan da tanıştım. Onları da böyle, ya garip işte, işin garibi ben Uruguay, Arjantin ve Şili'de öğrendim ya İspanyolca. Orada hani geliştirdim ilk başta. Şimdi şöyle düşün, Türkiye'deki Güneydoğu aksanı, Karadeniz aksanı, bunları kaptım. Bunları anlıyorum. Biri, bugün ben oraya geliyorum dediğinde anlamıyorum. Geliyorum dedi. Geliyorum dediğinde anlıyorum. Ya öyle bir durum oldu. Onu değiştirmem lazım. Onun şu an sıkıntılarını çekiyorum. Çünkü genelde insanlar kuzeyden başlıyor. Güney Amerika'nın kuzeyinden. Güneye iniyorlar. İşte Meksika, Kolombiya, oranın İspanyolcalarını kapıyorlar. Onlar en güzel İspanyolcalar. Benim gibi böyle güneyden başlayınca kaç ay deyip duruyorsun. Neyse gençler. Hadi ben şimdi bir 2 kilometre yürüyeceğim. Ondan sonra biraz daha yürüyebilirim. Orada konuşuruz yolda. Hadi. Uyanalım bir kendimize gelelim. Hadi yol var bugün. Bakın şimdi size bir yolsuzluk göstereceğim. Ekvador'daki, şimdi burayı görüyorsunuz. Bu bir durak. Şu durağı görüyorsunuz. Değil mi? Şimdi yolsuzluğa bak, yolsuzluğa. Ya da tutmamış bir proje de olabilir diyeceğim ama büyük ihtimal buradaki belediye başkanının yeğeni bunu tasarladı. Bak şimdi otobüs geliyor. Şimdi bunlar şehir içi otobüsleri. Şimdi 4 tane kapısı var. Ortadaki kapılara dikkat. Gördün mü? Ortada 2 tane kapı var. O durak için öyle yüksekte. Ama ya da engelliler için mi? Dur şimdi, engelliler için de olabilir. Ama daha engelliler için bunu yapacağını daha iyi bir sistem yapabilirdin ya. Eleştirdik ama dur bakayım, engelliler içinse. Engelliler içinse o şey sisteminden yaptır oğlum. Asansörlü değil mi? Hiç kullanılmamış baksana. İlk önce şehirdeki engelli sayısını mı öğrenseydiniz arkadaşlar? Mesela hep toz tutmuş, hiç kullanılmıyor şu an. Mesela bunları böyle güzel bir evsizler için eve çevirebilirsin. Bunlar güzel bir değerlendirilir bunlar. Genç ve dinamik bir ülke olsa Ekvator, bunlar hemen değerlendirilir. Bu arkadaki jip Rosalia'nın annesi. Ben yürürken denk geldi arabaya. Nereye gidiyorsun dedi. Bu sabah erken çıkmıştı evden. İşte yolda denk geldi, nereye gidiyor dedim. Hani şehrin dışına yürüyeceğim. Gel dedi, ben seni götürürüm dedi. Beni şehrin dışına çıkardı. Ve şimdi burada 4 saatlik yol var. Bir yandan otosolunu çekeyim. Unutmamam gereken, hayır, unutmamam gereken, şimdi arabaya binmeden önce otostop çektiğimi söylemem gerekiyor. Hocam şu vitaminimizi de içelim ya. Evet. Bak gençler, hayat budur ya. Yeşillikte olur ya hayat. Çölde hayat mı olur? Baksana buraya ne güzel. Aynı Türkiye'ye benziyor vallahi. Sıradan bir Türkiye kasabası gibi ortalık. Allah Allah, hiç beklemiyordum bunu. Büyük bir sürpriz oldu benim için. Evet, duracak mısınız? Hadi dur ya. Büyük bir sürpriz oldu. Ya da artık gözüm çok alışmış. Paraguay'dan bu yana, Paraguay'a geç hadi. Bolivya,
Ve Peru'da 2 ay, Bolivya'da 1 aydan fazla. Hep o kaotik ortam. Ya. Evet, şimdi daha yavaş yavaş anlıyorum. Perspektifim çok alışmış o kaotik. Değilsin de fakir, gelişmemiş. Öyle de demek istemiyorum ama. Gelişmemiş dediğin ülkenin parası bizden 4-5 kat daha değerli lan. Peru'nun halini gördünüz. 1 dolar orada 4 soles. Bizde 18-19 mu artık. Kaç sahnesini satayım. Baksana ya, kara pelit ya. Koca Ali ya, benim memleket ya. Baksana şuraya. Niye öyle oldu oğlum? Ya da çok mu özledim memleketi? Ama aynı Koca Ali. Şey öyle. Bitki örtüsü. Böyle görünüyor. Gerçi bitki örtüsü öyle ama burada ne var? Mango varmış. Burada mesela incir ağacı yok. Burada mango ağacı var. Dut vardı, dut. Dün bir parkta geziyorduk. Şehir merkezinde dut ağacı vardı. Ben hemen atıldım mesela. Kara dut ağacıydı. Ev sahibi Rosale dedi ki, onu nasıl yiyorsun dedi. Dedim dut la bu. Lezzetli bir meyve. Gayet lezzetli bir meyve dut. Dut sevmiyor. İnsan dut sevmez mi arkadaş? Kara dut. Hadi gençler. Hadi vamos gençler. Yolumuz uzun, manzara güzel. Yeşilliğin içinde. Sierra diyorlar buraya. Çok ya. Evet, dura neden yok? Ben de passion fruit yiyorum. Bana kuca. Tropik meyveler güzel ya. Kabın arkasında gitme yasak. Gitmek yasak galiba. Peru'da ne güzeldi ya. Açık kamyon. Açık kasada gidiyorduk oğlum. Tutacak yer olmayan kasada gidiyorduk. O kadar legaldi. Bakalım bugün para vereceğiz mi Cuenca'ya. 200 kilometre. 200 kilometre ama dağ yolları böyle gidiyorum. Elimi de yedim. Biraz podcast dinleyeyim ben. Joe Rogan podcastlerini dinliyorum. Joe Rogan Experience var ya. Dinleyin acı, bilim adamları çıkıyor oraya. İngilizce biliyorsanız. Bilim adamları yazın. Joe Rogan Scientist Podcast. Açın dinleyin. Hadi. Nos iban a ir a Cuenca, sí, pero ya está muy tarde. Sí. Si hubiera sido más temprano, sí te llevaba hasta Cuenca. Perú. Pero de dos días yo quedé de aquí. Sí, hay una familia, yo uso una aplicación que es Couchsurfing. Yeah. Es una aplicación para quedarte con locales, es cambio cultura. Evet gençler, cızbız buldum. 30 sent. 2 tane cızbız aldım. Full ya.
Peynir de vardı. Bu çok iyi lan. Peynirli. Aldım ha. Evet gençler, sanırım bu arabayla Cuenca'ya kadar gideceğiz. Abi ne güzel bak, normal Karadeniz'de burası. Ben daha önce görmüştüm, otostop çekerken aile varmış o zaman arabada. İşte Kito'dan gelmişler başkentten. Kito'ya dönüyorlar. Hafta sonu için gelmişler. Onlarla Cuenca'ya kadar gideceğiz galiba. Bak burada da tradisyonel kıyafetler var. Burada bu şehirde Quechua. Ama Peru Quechua'sı değil. Farklı bir Quechua kültürü varmış burada. Öyle dediler. Buralar Andes dağlarındayız şu an. Ama Ekvador'un Andes dağları. Hadi gidiyoruz. Güzel güzel. Karadeniz'deyiz. Amcanın kıyafeti. Kısa pantolon. Buranın yöresel kıyafetiymiş, geleneksel. ¿Cómo se llama esta ropa? Indígena. Indígena. Ah, ropa indígena. Sí, es el típico indígena. Ropa típica, los que sí. Visten por ahí. Mira. Öyle. Kısa pantolonla geziyorlar yani. Caña. Y de esto le sacan el juguito y ponen trago. Ah, sí. Ah. Ahí anda. ¿Ves? Caña. Caña y azúcar. Ah, sí. Şeker kamışı. En turco es şeker kamışı. Coma usted, nosotros comemos todo el tiempo acá. Ah, gracias, muchas gracias. Yemek yemeye burada durduk. Domuz çevirme. ¿Quieres un pescadito o almuerzo? Ahí, pollo. Evet, öğle yemeği
¿Qué es almuerzo? Sopa con pollo, arroz con pollo. ¿Sí? ¿Quieres preguntar? Sí. Está tostado el maíz. No. ¿Musur? ¿En turco musur? Ahí viene, ahí viene. ¿Tau chorro si ya vi? Se come lo de adentro y se saca la casa. ¿Cómo queda? Oh, bakla. No sé. Yemeği beklerken yemeği yerken kötü hissediyordum. Böyle nefes darlığı başladı. Hemen açtım telefonu, baktım 3200 metredeyiz. Fark etmedim ben. Yani rüzgar çarptı zannetmiştim. Gene çıkmışız 3200 metreye deniz seviyesinde. Nasıl ama domuzcuklar? Bu arada bak burada da Bein Sports var. Bein Sports. Quechua kültürü var. Burada şu an Andes dağlarındayız. Haritadan Andes dağlarına bakmanızı isterim. Andes dağları ne kadar uzunlukta? Hangi ülkelerden geçiyor? Bir de Güney Amerika'nın rakım haritasına bir bakın. O zaman anlayacaksınız benim tüm videolarımda dediklerimi. Tüm videolarda bulunduğum yerleri. Ya. Andes dağları lan. Halbuki 3200 metre bu kadar. Bu çok garip ya. Ben zannettim alıştı benim vücut. Alışmamış. Evet, bir saatlik yolumuz kaldı. Hadi bir buçuk saat. Gidiyorlar. Ciao. Aha, Cuenca'ya geldik. Evet arkadaşlar, Ekvator Marmara bölgesidir. Vallahi bitki örtüsü bizim orayla birebir aynı. Aha, bu merkeze gidiyordur belki. Ekvator Marmara bölgesidir dedim. Evet, bitki örtüsü aynı bizim orası. Anapazarı'na geldik ya lan. Sakarya'dayız yolu. Evler de benziyor. Aynısı. Şimdi ben burada merkeze gideyim. Kitesurfing ev sahibi birininle bir buluşayım. Kendime geleyim. Ben saat kaçtı çıktım eve. Saatten beri yollardayım. Hadi saat oldu 3 mü 4 mü ne? El centro, sí. 1,5 ay sedentary life, yerleşik bir hayat yaşadım. Dediğim gibi bir standart oluşturdum. İlk bir 10 gün dedim ya, aşka düştük ilk bir 10 gün. Burada bir toksik bir ilişki yaşadım. Bir 10 gün sonra kendime geldim. Dedim Enser, sen ne yapıyorsun? Sen buraya dinlenmeye geldin. Otostop ile dünya turu yapan Enser Sevindiğin eşsiz yol maceralarını anlattığı Bir Keresi adlı anı kitabı tüm online kitap evlerinde satışta.